Hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Artık akşama doğru gidiyoruz arkadaşlar. İlkinde zene falan okundu. Güzelce biz hayvanlarımızın bakımını yaptık. Önlerine hamurlarını koyduk. Ondan sonra nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi sorarsanız elhamdülillah biz de iyiyiz. Çok şükürler olsun. Allah'ıma hamd olsun. İyi haberler, hastalarımızdan da iyi haberler aldıkça daha iyi oluyoruz tabii ki. Sunay'la konuştum. O da iyi. İnşallah baba da iyiye gidecek. Allah'ın büyüktür. Şu hırsa da şöyle babanın yanından gelirken kanat almış bize. Dedi ki Melek de hep birlikte dedi, toplanalım. Izgara yapalım dedi. Ben de buraya kanadımı aldım. Şöyle bir kaşık salçamı koydum. Yağımı koydum birazcık işte içine. Şuraya 3 diş de sarımsak çıkarttım. Önce sarımsakları bir yağ ile buluşturacağım arkadaşlar. Sosunu hazırlayacağım. Yoğurt koymayacağım. Şu hırsa yoğurdu sevmiyor. Izgarada. Onun için yoğurt koymayacağım. Tabii ki bu ızgarayı kimle yiyeceğiz? Görelim arkadaşlar. Şu hırsını ikimiz yiyeceğiz bunu. Gökte güllü yağmur yağmur da geleceği benziyor ama inşallah yağmur gelene kadar Rabbimin bereketinin altında biz de ızgaramızı falan yaparız. Aslında daha akşam karanlığı değil bu. Yağmur karanlığı diyebilirim arkadaşlar böyle. Havalar iyice bozdu, şişti. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Neşler yapıyorsunuz? Hemen sarımsağımı da soyayım. Sarımsaklar da büyümüş ha, dolma çok gibi. Çok güzelmiş, evet. Şuna bak. Onları şöyle bir kenara alayım. Hemen şöyle şuraya alayım köşeye. Hemen bir şöyle bıçağım ağzıyla bir ezeyim bunları. Kırayım şöyle. Heh. Kütür kütür. Vay. Kayıyorlar bunlar da. Dikkat et. Evet. Onları minci minci doğra. Evet. İncecik incecik incecik. Güzelce. Aslında döndüresem de olurdu da. Daha güzel olurdu hem de. Bu güdük böyle olsun. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Neşler yapıyorsunuz? Şöyle. Hemen. Şuraya. Salçamın içine gitsin. Onu da bir karıştırayım şöyle arkadaşlar. Tuzunu da atayım tabii ki. Onları bir güzel buluşturayım burada. Ben tavuklarımı birer bıçak süreceğim acık. Biraz daha katayım. Yeterli olsun. Bu ne oluyor? Melek sos oluyor değil mi? Bu sosu şimdi şurada. Ya sen güzel yapıyorsun. Yani. Evet. Burada şöyle tuzuna bulunsunlar. Şöyle kanatlarıma çantada da kalmış. Şöyle güzel bitsin diye. Kanatlarımı yıkadım. Suları süzüldü. Şöyle birer bıçak atayım bunlara dedim. Doğru yapmadım mı arkadaşlar? Şimdi böyle yapmazsan güzel pişmiyor. Izgarada da zor oluyor. Pişerken yaparsak. Şu hırsanın işini dedim kolaylaştırayım ben böyle. Şurada seni düşündüğümde hazırlayayım böyle ha. Değil mi? Eyvallah. Hayranım. Şekil. Ben arkadaşlar aynı. Evet. Aynı kasap gibi yapıyor bu da. Evet. İyi çok anlıyoruz şurayı. Ev hanımıyız yani. Tamam, bütün ev hanımları bunu anlar. Bu aynı. Anlanmayacak bir şey değil. Değil mi? Tabii ki. Sanki ama yağacak mı? Şu Rusya'ya bıraksaydım bunu bütün bütün böyle. Ben bütün bütün atarım hiç. Dizerdi bunu. Çiğ pişmiş derler, bir öküz yemiş derler bizden. Her eskiden yani. Evet. Eski tabii günlere dayanarak. Laflar vardır. Herkes de vardır öyle laflaşıyor.
Gökte güllüyor Melek Hanım. Güllüyor, yağmurda geleceğim geleceğim diyor. Kıvırcığımı da aldım buraya yanıma. Şimdi biz bunu evde yapmayacağız arkadaşlar. Bunu başka yere gidiyoruz. Akşam sütümü de aldım elime. Sanki yağmur yağıyor değil mi? Erken sağdım birazcık. Evet, yağmur dökelemeye başlıyor şimdi. Bana demişti çünkü Melek demişti. Bir ızgara olsa güzel gider filan demişti. Ben de sunayım. Helen hastane değil o zaman ya. Onun için pek böyle olumlu bakmamıştım. Şimdi sunayım evde. O da haşlamasını falan yapıp yiyor. Öyle ısına köyde de olsa ben ona ızgara da yaparım ama inşallah gelince Allah'ın büyüktür. Şöyle güzelce de sosumuzu karıştırdım arkadaşlar. Gök gürültüsünü duyarsınız. Şöyle güzelce. Sabah aslan. Melek Hanım yapıyor. Evet. Bunlar şimdi bu erir, bu salça dağılacak da tabii ki. Daha karıştıracağım ben bunu güzelce. Bir şimdi yağmur yağmadan, şu havza gelmeden gidelim. Tamam. Buraya da kıvırcığımı aldım. İçine salatalığını, soğanımı falan koydum arkadaşlar. Hadi bakalım. Sütü unutmayalım. Gidelim şimdi. Odunu götürmeseydin keşke. Hadi kör. Tutulsun da bundan başka var mı? Oy. Bir yansın bunlar. Hemen ondan sonra kızı koyar, şeye koyarız. Kömür var gülüm, kömür kömür. Kömürü ise bir alemlesin diyorum. Daha kol geçecek mi? Ha, getir bakalım. Tabii ki biz Razıya komşunun yanına geldik arkadaşlar. Çünkü duyuyorsunuz, benim Aykut oğlum geldi. Sunay'ımın oğlu. Yine hoş geldin oğlum. Teyze dedi bana, ben köye geliyorum dedi. Bana ızgara yapacaksın dedi bana. Ben de ona takıldım böyle, o bana takıldı. Tabii ki ben Aykut ister de yapmaz mıyım? Şükrü'yle de konuştuk, dedi ki en iyisi Razıya'nın yanına gidelim. Hep beraber yiyelim böyle dedi. Hem Aykut hem Razıya komşumuz işte. Beraber yapıp yiyeceğiz Razıya'yla şimdi. Şurada bir hale varsın, yansın. Bizim Rasiye'nin sobasında köz de yok ya fazla. Rasiye'nin odunları iri şundur. Benim oduna kırıradan geçiyor. İri ya. Geçiyor. Kömürünü koyayım şimdi şu üstüne. Ben koyma kömürü. Az koyma ya. Koyma. Efendim? Ben bir tane kömür koyma. He. Ne yapayım? Dur. Evet, Aykut'umuz da hemen torbayı aldı eline. Dur dedi. İrişte kömürü de ben dökeyim dedi. Böyle. Çünkü çok güzel bir yağmur yağıyor arkadaşlar. Razıya'nın arabanın garajının olduğu yere din döndük böyle. Tezgah buraya kurduk. Şöyle gösterebilirim. Çok ihtiyacımız vardı. Allah'ım, Rabbim işini bilir. Böyle her şey inanın ki buruşluydu yani tallalarda. Isıcaktan. Şöyle. Şurus da kömürü tutuşlamaya başladı arkadaşlar böyle. Ben böyle tutuşlarım. Evet, güzelce. Bu işler bundan sorulur. Çay işi. Evet. Mangal işi. Bir de araba sürme işi. Semaver yakamadık dışarı. Yağmur yağdığı için. Ama Melek Hanım. Heh. Bu semaversiz de olur mu? Ama yağmur yağıyor. Rasiye, semaver nerede? Onu get, alsın getir onu. He. Tamam. Tamam, versin olur mu? Olmaz mı, yapacaksın mı? Tamam, yapacağım, hadi bakalım. Yapayım, olmaz. Gel faziyi aldım, ben sallayacaktım. Teyze dedi, otur şuraya bakayım dedi. Ben sallarım dedi. Oluyor mu? Yeter, yeter. Yanar mı? İyice yansın mı diyor. Hmm.
Evet, ızgaramız güzel ısındı. Şu füstede soğanları sürüyor arkadaşlar böyle. Evet. Soğanı sürmek lazım. Evet. Güzelce. Aslında şeyini aldı bak, pasını masını aldı ya. Evet. Soğan yok mu? Var aslında Şükrü, bu ızgaraları neyle silerlermiş biliyor musun? Kuyruk yağıyla. Kuyruk yağı mı? Evet. Bak kuyruk yağı ne yapacağız burada? Ben sana söyledim ya, duyduğumu söyledim. Niye öyle? Soğanı bulayım, kuyruk yağı nerede bulayım ben? Niye öyle? Kalkacak ellerine. Niye öyle çıkıştın bana şimdi? Yok, nerede bulayım diyeyim ya, çıkartmadım da. Ne dedin Razi'ye? Bismillahirrahmanirrahim. Kendi ellerimle şöyle yeğenime. Semaver yanıyor mu seni? Yanıyor gülüm, yanıyor. Duman çıkıyor. Yağmur da kesildi arkadaşlar bu arada. Gelirse içeri kaçarım. Giderse buraya gelirim. Aynı yağmur geliyor mu? Aşırı gelmeye başladı. Yağsın, yağmurdan korkuyor mu ya? Bereket yağıyor. Bereket ya, yeteri yağsın. Yağsın. Ne olur? Aynen. Ateş yanıyor mu? Şey, semava yanıyor mu? Dumanlar çıkıyor Asya, gel. Su koyacağım ondan dedi. Ha, suyunu koymadın mı? Yok. Ateş yanıyor. İçe kalan terliyim dedi. İyi iyi. Bismillahirrahmanirrahim. Koy sen. Çıtırtılar geliyor. Ben sana dedim ya, bu ızgara tam şu 2 kiloyu kaldırır. Değil mi? Tam 2 kiloluk muymuş? Tam böyle. 4-5 kişilik işte. Evet. O güzel ama. Pişmeye devam etsin böyle. Çok güzel gene de pişelim. Kıpkırmızı nar gibi. Ben sahte işlerine hep bunların yardım deldim. Mis gibi pişmeye devam edelim. Şeylerimizi yiyelim. Çok güzel. Küçük buraya koyayım mı? Burada dursun mu? Buraya mı koyayım? Manzaraya karşı. Razi Azal manzarası güzel oğlum. Çok. Camiye'nin ayağının altında. Zaliye'nin karşısında. Allah anamın babamın mekanı cenneti. Amin. Nur işlerinde yaksın. Tüm ölmüşlerimizin canım benim. Bütün ölmüşlerimizin tabii ki. Ama annem babam bize burayı vermeseydi biz şimdi Tekirdağ'da kalmıştık. Köyümde hiç yaşayamayacaktık. Takımı tutar dışarı sor. Düşüyor mu oğlum? Evet. Çok yanıyorsa arkasını kapatın biraz. Aynen. Sonuçta gerek yok bile. Yok yok, sonuçta gerek yok.
Melek bu çok hızlı kızarıyor ya. He? Hızlı kızarıyor. Şeyini biraz kapatmamışsın ki ben de mesela yine kapatmıyorum. Kapattık kapattık. Güzel közler de iyi ya. Ateş de iyi oldu. Bundan dolayı biraz hızlı olur. Verziye yanmadı mı? Duman çıkıyor ya. Sen daha ne yapmıyor uğraşıyorsun? Kapıyı döver de. Sen niye var Verziye? Ne var ya? Tabii su kaynıyor. Çayı demledin. Demledin mi? He. Kaynar suyu koydum da. Kız yeni yeni uğraşma da. He işte ben işte alışmışım ya soba gibi. Şimdi alışık olmaya şey. Şöyle bunu hep çevireceksin değil mi? Devamlı çevirmen lazım. Hiç durmadan. Evet. Dur gitme. Nereye gidiyorsun de? Dur. Meleğim eline sağlık. Sen de eline sağlık. Aslında böyle kalabalığını yapmak lazım. Ha kurbanımız geldi ya. Yeriz maşallah. İnşallah inşallah. İnşallah. Allah'ın hayırlı günlerde yemeğe nasıl. Amin. İnsana neler yaşıyor. İyi günlerimiz olsun inşallah şöyle, kurbanımız. Şöyle pişmişleri kenarlara alayım şu hususta nasıl? Al 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 iyi olur. Şöyle. Burada onlar çeksinler. Kendi kendine çeksin. Nasıl oluyor Razi? Çok güzel. İyi iyi. Çevrele her yerini şöyle. Kıtır kıtır. Evet. Aynen. Pişi yapar gibi yaptın. Pişiyi yaptığın gibi. Bu pişilerimiz de çok lezzetli oldu ya. Ama güzel yorumlar gelmiş pişilere. Yine yaparız bundan. Ben evde bunları bıçakla hep geçirdim. Arkadaşım biri de yorum yazmış. Razi ablacığım avucuyla pinme. Benim annem incir avucundan düştü öldü. Aynen. Daha acımız içimizde. Sen de beni avucun tepesine dünya getirdiler. Ayşe bu kız aşağı inmiyor. Bacaları var ya. Şöyle bir ben de diyorum buna. İstirahat ediyor. Ben de diyorum buna. Kimsenin gönlü kalmaz. Yani kimse hatır için gencini tehlikeye atma diyorum buna. Ben de yüksek korkulu yok ya. Yok da Allah. Razi incir avucundan düştüğün zaman kesin ölüyorsun bak. Dikkat et. Yok yok. Yok yok değil mi? Onun mazisi var. Sen bir tane kap getir. Canım benim. Bu pişmişleri alalım. Lafını da konuşturursun sana ama geldiğini anlatırsın. Şöyle güzel pişsin ki değil mi şurada? Aynen. Oh. Yağmur da çileştirmeye başladı. Çileştirmedi, yağmaya başladı. Full yağıyor. Full yağmur yağıyor. Full yağana kadar biz bunları düşürecek şurada. Bunlar zaten pişte duruyor. Evet. Doğru söylüyorsun. Arana tencerede getireyim. Tencere getirdik, soğumasınlar. Ha, onu yiyeyim. He. Dolu dolu. Tencerem çok büyük hem de.
Küçük mü? Büyük mü getirdin? Küçük tabii o. Canım benim. Ha, akıl nerede? Olsun, kısmetse bu da varmış yağmurun altında. Aynen. Aha da gitti. Aha gitti, evet, doğru söyledin çocuğu. Gel şunu buna sen bir yere at bence. Evet. Odun ne yapmış onun içinde? Şu hırslı devir aldı arkadaşlar. Hiç ben içim arkadaşlar. Şu iyi biçmişler abi bir bakın. Evet. Ha, çiğ olmasın. Yok. Yanlarını da çevirdim ben ama sen de çevir yanlarını. Böyle. Şuhrun eli değmeden olmaz arkadaşlar. Evet. Oh. Böyle. Kızamayan tarafları şöyle çevirdim. Ben bana iyi biçmişler şuraya ayırdım şuhru bak. Evet. Şu üst taraf. Onlar tabi var mı? Ha, onu öte koy. Şöyle ha. Evet. Bunlar bak iyi biçmemiş hani benim. Evet ha. Ya şöyle yapalım. Ben çeksinler dedim hani. Evet, tamam. Şöyle atıyorum. Evet. Evet. Şöyle bu da azar işte. Acele etme. Yağmur yağsın şurada. Yok yağsın. Ben yağmur işim yok hani. Evet. Sen eskiden ızgaracıydın be şu. Razı ol komşum. O şeyleri getireceğim, patlıcanları, biberleri. Bunlar da diz buraya. Getirdim canım. Hadi canım benim, diz bunları. Peki. Şu biçmemiz şöyle bir tarafa al. Evet canım, bunlar biçmiş ya. Biberleri mi koyayım önce? Patlıcanları mı? Fark etmez ha. Patlıcanlar da yağladı Razı ol komşum güzelce. Yemek değil de bunun kokusunu seviyorum ben. Mangalın mı? Hı hı. Öyle deyip de yüreğimi yaralama Razi'ye. Mangal kokusunu çok severim ama yemek için değil yani. Aynı. Yemez misin yerim ama kokuyu daha çok severim. Aynısını Sunay da öyle söylerdi biliyor musun? Abla derdi. Onun yemesi değil de derdi. Kokusu çok hoşuma gidiyor derdi canım benim. Aynı ben de öyle. Sunay gelsin o da mangalı. İnşallah. O gelsin de yiyeceğim mangal olsun. İnşallah. Ne yapalım ya? Az da kendimize bakalım. Ya daha beterin beteri var ya. Aynen. Ne yapalım? Halimize şükür gidelim. Bu tamamdır Meryem. Tamam. Rasya komşum cilsin ha şunları. Evet. Biz böyle ne devam ediyoruz arkadaşlar. Ha, koy alan ne yerlere koy. Evet. Böyle. Biz devam ediyoruz arkadaşlar. Meleğim yağ koyayım. Balık gibi kızartacağız ya. Az koy, az koy, az koy. Şükrü abi görmez. Şükrü abi şimdi bir şey demez. Mahmut görmesi. Yeter, 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 yeter. O beş daha. Yeter, ha, tamam. Evet. Patlıcanlarımız da kızarsın. Böyle. Tabii işin esprisi Mahmut da bir şey demez arkadaşlar. Yok ya demez. Öyle bir çekincemiz falan olsa sahte gelmez. Hani buraya gelmek. Razi'yi, Mahmut abiyi bize çağırırız. Çünkü ben Mahmut diyorum. Böyle çok güzel komşuluklarımız geçti. Bazı abi diyorum, bazı Mahmut diyorum. Allah razı olsun. Çok iyi bir insanlardı yani. Aykut ne yapıyorsun ya? Çay yapıyorum, havalandırıyorum biraz tez kaynasın diye. Şöyle aç bakalım deminin ağzını. Aç hadi. Oo kaynıyor. Bir de onun ağzını aç. Oo oturmuş. Evet. Oo güzel. Sinirli durmuyor mu?
Oturmuş diyor ya. Oturmuş oturmuş. Seninle durmuyor mu diyorum sen? Aynen. Duruyor duruyor. Güzel. Melek Hanım da kızar diyor. Evet, maşallah bunlar çalışmaya devam. Evet, komşum da salata yapıyor içeride. Şöyle pişenleri hemen alayım. Patlıcanlarımız falan pişti güzelce. Masada buluşalım arkadaşlar. Vay. Şu güzelliğe bakar mısın Melek? Ne? Şu çiçeğe bak. Bu çiçekten bana da verdi Razi'ye. Nerede? Diktin mi? Çiçek. Güzel. İyi güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Ben şimdi bir çalkalayım bunları. Kaynarlayayım bardaklarımı. Ben fasulyeyi bir sene bakayım. Çayda nasıl olmuş? Ömer'de çay dökmeyi çok sever. İçmesi de güzel oluyor ona. Aynen. Sadece dökmesi değil. Olmuştur. İçenlere afiyet olsun. Buyurun aç bakalım. Ellerinize kollarınıza sağlık. Ne güzel gözüküyor. Raziye komşum salatayı yaptı. Fasulyeli börek kızartmış. İçeride ben diyeyim mi? Raziye diyeyim. Niye gelmiyor acaba? İlgalanın başına diyeyim. Maalesef börek kızartırmış. Ne yapayım? Hadi bakalım. Aslında başka şeyler de yapacaktım da gerek yok. Yeter daha ne? Bir yani. Sürü tebir oldu. Bismillah. Allah bunu yemeye nasip etsin inşallah yarabbim. Peçetini yaptım. Aha peçede var Mahmut. Aha. Tamam mı? Burada da var. Aha burada da var. Hı hı. Yağmur geldi gitti. Güzel oldu ya yağmurun haberi de. Fırtına da geldi bu arada yanımıza. Heh. Buna da aldım ben ayrı günü. Sen alayım zaten. Ya saplayı verir mi şöyle arkadaşlar? Yok. Geçen kime vermiş evlen? Telefonda. Biliyorsun onu ne veriyorlar? Köpeklere, hayvanlara öyle ayırıyorlar. Sen kim bilse vermiş de bedava öyle. Kemik. Hı-hı. Çok da kemik değil, öyle eti de var ama fırtanı yarlıyoruz biz öyle. Çorbalık mı? Çorbalık diye satıyorlar işte onlara. Güzel bir fırtın mı? Eline sağlık. Afiyet olsun. Hepimizin eline sağlık. Hepimizin eli de hakkı daha da. Herkes bir şey var. Bana mı bakıyorsun? Vereyim mi? Hı. Verdim ben verdim. Nasıl? Kemikleri verdim. Ona ızgaladan verdim o da.
Buradan patlatadan geçmiş. Burası iyi. Yok, burada ses sıkıntımız olmuyor. Yok. Bir sıkıntı yok o konuda. Çayda güzel olmuştu. Hı hı. Çay güzel olmuş. Yine de afiyet olsun. Arkadaşlar bizlere afiyet olsun. Bizim çay muhabbetimiz, yemeğimiz devam ediyor. Hepinizden Rabbim razı olsun. Bu akşam böyle hem yeğenimden hem de komşumdan ayrı yemek yememiş olduk. Beraber yine tadı daha başka oldu tabii ki. Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun oğlum. Biz zaten senede bir kere yiyiz ızgara. Allah şuna kullanma. Senede bir kere elini yiyor ve bir kere sana yiyor. Geçen de gördü ya. Biz yiyoruz arkadaşlar. Ara ara böyle göstermesek de. Raziyet olsun bizde olsun. İşlerimiz böyle yemelerimiz, şımarlarımız devam ediyor. Rabbime emanet olun arkadaşlar. Güle güle desteklerinizi bekliyoruz. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Rabbime emanet olun. Sağlıcakla kalın. Sesimizin gittiği her yere selam olsun. Mahmut'a çay göstereyim. Çay güzel olur değil mi Mahmut? Çay güzel. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Eşin eline sağlık.